izleyenler, Güneydoğu TV'den Siyasetin Sesi programından mutlu akşamlar. Ana haber bülteni sonrası, tabi 24 Haziran seçimleri de öncesi değerli partilerimizden değerli adaylarımızı konuk almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili adaylarından Sayın Rıdvan Söylemez şu anda stüdyo konumuz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siyasi arenadayız ve nitekim günler kaldı 24 Haziran seçimlerine. Bu vesileyle de tüm programları da tüm adaylarımıza eşit bir şekilde dağıtabilmek adına kısıtlı zaman dilimleri içerisinde program yapıyoruz. Bunu da iyi değerlendirmek adına hemen direkt ben sorulara geçmek istiyorum. Çalışmalarınızdan bahsedeceğim. Geçen günkü birlikte beraber zaten programa çıkmıştık. Orada da yine istişarelerde bulunduğunuz yerler, ziyaret ettiğiniz yerler, çalışmalarınızla ilgili şeyler söylemiştiniz ama birkaç gün, birkaç hafta üzerinden geçti. Son zamanlarda özellikle siyasi arenada inanılmaz bir gerginlik söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yine Suruç'ta maalesef üzücü olaylar. Tüm bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nın başta Şanlıurfa'mız olmak üzere ülkemize, memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimiz biriz, kardeşiz. Şimdi bizde daha önce de çıkmış olduğumuz bütün programlarda bunu ifade ettik. Bizler biz seçime gidiyoruz. Bizler savaşa gitmiyoruz. Bizlerin siyasi rengi ayrı olsa da, bizlerin görüşü ayrı olsa da, bizler birbirimiz gibi düşünmesek de bizler kardeşiz. Ramazan Bayramı öncesinde Arefe gününde Suruç'ta yaşanan olay sadece Suruç'taki kardeşlerimizin içini yakmadı. Hepimizin içini yaktı. Bizler de bu memleketin çocukları olarak, vicdanlı insanlar olarak ve bu memleketin acılarıyla büyümüş olan insanlar olarak Suruç'taki acıyı kendi içimizde hissettik. Bu ultuda Suruç'ta yaşamını yitiren vatandaşlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve Şanlıurfa'mıza başsağlığı diliyorum. Siyasi görüşü rengi ne olursa olsun, bizler acılar üzerinden siyaset yapmamalıyız. Bir annenin içi yandığı zaman hepimizin içi yanıyor. Bir ufacık çocuk feryat yaktığı zaman hepimizin içi yanıyor. Allah rızası için kendimize gelelim. Siyaset için, makam için, mevki için değmez. Sadece Şanlıurfa'lı tek bir genç kardeşimin tırnağına zarar gelmesin yeter ki Cenab-ı Allah bizlere hiçbir şey nasip etmesin. Biz de siyasetçiyiz. Bu halkaya hizmet için buradayız. Bizim tek bir amacımız var, bu halka hizmet etmek. Sizin ekranlarınız vesilesiyle de Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere iktidarımızın yetkili meclislerine buradan çağda bulmak istiyorum. Suruç olayı tüm ayrıntılarıyla açığa kavuşmalı. Ve insanların vicdanında hiçbir yara bırakmamalı kesinlikle. Bizler ne olursa olsun Saadet Partililer olarak da bu olayın açıklığa kavuşması için genel merkez düzeyde bir komisyon kurduk. Komisyonumuz Suruç'ta incelemelerde bulunacak ve bu olayın takipçisi olacağız. Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Tabii bizim için de bu çok önemli. Çünkü özellikle sosyal medyada olsun, genel anlamda da bizi tanıyan insanlar mesleğimiz icabı oradaki gelişmeleri, oradaki olayla ilgili soruları bize oluyor ama oradaki işin içeriğini tamamıyla bilmediğimiz zaman genel olarak da yetkililerden açıklamalar gelmeyince tabii biz de ne söyleyeceğimizi şaşırıyoruz. Hakeza Cumhurbaşkanı işte PKK saldırısından bahsetti. Valilik bir ara açıklama yaptı. PKK ile ilgili bir şey söylemedi. Yanılmıyorsam iki grup arasında dedi. Yani bu çelişkilerin ortadan kaldırılması hususunda özellikle az önce bahsettiğiniz çok önemliydi. Gerek Cumhuriyet Başsavcısının gerekse yetkililerin bu konuyu açığa kavuşturmasını bizler de temenni ediyoruz. Peki ben genel olarak da sormak istiyorum. Özellikle Şanlıurfa'nın milletvekili adayısınız nitekim ama kendi bölgenizde de Ceylanpınar'ı temsil ediyorsunuz. Ceylanpınar Viranşehir bölgesini. Başta kendi bölgeniz olmak üzere Şanlıurfa ile ilgili hangi sorunları yine masaya yatıracağız? Özellikle de seçmenlerinizden, seçmenlerden sizlere gelen sorunlar neler, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz de şu an Şanlıurfa milletvekili adayları olarak inanın kendi çalışmalarımızın kesinlikle ne olursa olsun takipçisi olamıyoruz. Çünkü bizlerin içi yandı. Bizler huzur istiyoruz, huzur. Bu memlekette huzurlu bir şekilde, siyasi görüşlerimiz, renklerimiz ayrı olsa da huzurlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Bu Suruç olayından sonra gitmiş olduğum tüm seçmenler
sadece bana şunu ifade ediyor. Diyorlar ki Sayın Vekilim, bizler artık aç kalabiliriz. Bizler artık işsiz kalabiliriz. Bizler Şanlıurfa sokaklarında bir başımıza kalabiliriz. Ama bizler ne olursa olsun huzur istiyoruz artık bu memlekette. Biz de bu memlekete huzurun gelmesini istiyoruz. Bu memlekete huzurun gelmesi için de özellikle vatandaşın üzerindeki baskının kalkması lazım. Herkesin kendini ifade edebilmesi lazım. Seçmenlerin ne olursa olsun kendi destekleyebilecekleri partileri ifade edebilmeleri lazım. Düşünsenize bugün siyasete kan bulaştı. Bizler kendi çalışmalarımız yerine şu an vefat eden insanların siyasi kimliği üzerinde tartışmalar yapıyoruz Şanlıurfa'da. Bizler nereye gidiyoruz? Şanlıurfa halkı nereye gidiyor? Peygamberler şehri nereye gidiyor? Bizler biriz, bizler kardeşiz. Tabii ki bizler de kendi seçmenlerimizle bir araya geliyoruz. Seçmenlerimizin bizlerden istekleri var. Özellikle işsizlik diz boyu Şanlıurfa'da. İnsanlar bir başına her köşede sağda solda işsiz dolanıyorlar. Okullarımız tatil edildi. Gençlerimizin hepsi tatilin keyfini çıkaracaklarına hiç tanımadıkları memlekete çalışmak için yola koydular. Beni arayan yüzlerce genç kardeşim var. Beni arayan onlarca ailemiz var. Hepsi bana şunu ifade ediyor. Diyorlar ki Sayın Vekilim, biz de isterdik kendi memleketimizde sizinle omuz omuza mücadele edelim. Veya sizin gibi düşünmesek de, size oy vermesek de sizi alkışlayalım. Ama ne yazık ki bizler şu an başka memleketlerde Şanlıurfa'nın insanları olarak çalışıyoruz. Bu da bizim derinden içimizi üzmekte, bizi derinden üzmekte. Evet, yani özellikle de bu konuda, bu hususta özellikle yıllardır tabii söyleniyor ama gün be gün de artan bir nüfusun söz konusu Şanlıurfa'nın. Bununla özellikle ilgili, istihdamla ilgili çok acil önlemlerin alınması gerektiğini biz de biliyoruz. Düşünün, bizler basın üyesiyiz, gazeteciyiz, sadece burada sizin gibi değerli isimleri konuk ediyoruz diye onlarca telefon biz alıyoruz. İşle ilgili, iş sorunuyla ilgili düşünün. Şimdi Müslüm yani... Bey bakın, bize istihdam tabii ki yatmamız lazım. Biz de bu memleketin çocuklarıyız. Ama kendi çocuklarımıza yatmamız lazım. Kendi çocuklarımıza yaparken de ben bugün kendi akrabalarımıza, kendi yandaşlarımıza, kendi partililerimize sadece istihdam yaratalım demiyorum. Bizler bu memleketin çocuklarının, Şanlıurfa'nın çocuklarının geleceği için mücadele etmemiz lazım. Ama bugün Şanlıurfa'ya baktığımız zaman ne yazık ki bir ailede bazı konularda 5 kişi çalışıyor. Bir ailede bazı konularda 4 kişi çalışıyor. Bir aşiyette bazı konularda 50 kişi çalışıyor. Bir milletvekilinin bazı konularda 100 tane yakını çalışıyor. Peki ya bizim gibi düşünmeyen insanlar? Peki ya bize oy vermemiş olan insanlar? Bu insanlar da bizim insanlarımız değil mi? Bu insanlar da Şanlıurfa'nın evlatları değil mi? Bizler inançlı insanlar olarak bu insanlara da sonuna kadar ne olursa olsun sahip çıkmalıyız. Ve bu insanları açlığa, sefalete kesinlikle sürdürmememiz lazım. Çünkü bir yerde geçen sefer de ben bunu ifade ettim programımızda. Bir yerde açlık var ise, bir yerde sefalet var ise, bir yerde insanlar kendi karnını doyuramıyor ise orada insanlar hırçınlaşır. Bize orada demokrasiden bahsedemeyiz. Bize orada Şanlıurfa'nın geleceğinden bahsedemeyiz. Bizler orada hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü bizim insanlarımızın içerisinde şu an açlık diz boyu, şu an kutuplaşma diz boyu. Şu an insanlar artık birbirine düşman gözüyle bakıyor. Ve bizler şunu ifade edince dedik ki bizler savaşa gitmiyoruz değerli arkadaşlar. Bizim gibi düşünmeyebilirsiniz. Bize oy vermeyebilirsiniz. Bizi eleştirebilirsiniz. Ama bizler siyasi rakibiz. Bizler savaşa gitmiyoruz. Bizler sadece siyasi rakibiz. Bizlerin birbirine saygı göstermesi lazım. Bizler ne olursa olsun birbirimizin çalışmalarını olumsuz etkileyemeyecek şekilde hoş görmemiz lazım. Bugün yaşanan bu olayların tek nedeni var ise siyaseti kamplaşma üzerine yapan insanlar, siyaseti ne olursa olsun ötekileştirme üzerine yapan insanlar, Suruç'ta yaşanan tüm olayların da ne olursa olsun suçlusudur. Evet, genel başkanlara da zaten baktığımız zaman böyle hani çokça böyle iyimser konuşan görmüyoruz. Yani cumhurbaşkanları adaylarından da hani böyle projelerden çok böyle bahsettiğiniz gibi ötekileştirme, işte sen ocusun, sen Müslüm bucusun. Bey. Siz maalesef yani. Çok özür diliyorum ama AK Partili milletvekili adayı arkadaşımız buraya geldiğinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı anlatıyorlar.
Bu insanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhindeyken biz de milli göççüler olarak bu Cumhurbaşkanı'nı Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden hapse girince ne olursa olsun bizler uğurlayan insanlardık. Ve gözyaşı içerisinde uğurladık biz de bu Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Buyursunlar kendileri de gelsinler. Kendi projelerinden bahsetsinler. Ben buradan sizin önünüzde hepsine sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte milletvekili adayı arkadaşlarımız gelsinler burada birlikte tartışalım. Ama kendilerinden bahsetsinler. Kendi projelerinden bahsetsinler. Bu memlekete ne vereceklerinden bahsetsinler. Benim Şanlıurfa'daki merkezdeki arkadaşlarıma, kardeşlerime, bacılarıma, ablalarıma ne yapabileceklerinden bahsetsinler. 16 yıldır bu insanlar onları iktidara getirmiş. Bu insanlara umut olabildiler mi? Ondan bahsetsinler. Ama ne yapıyorlar? Geliyorlar burada işte Sayın Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla geldik. Ve aleyküm selam. Bizler Müslümanız. Bizlere selam gönderen herkesin selamını alırız. Ama şu an Şanlıurfa'da siyaset ne yazık ki bizler üzülerek Saadet Partili milletvekili adayları olarak bunu ifade ediyoruz. Şu an Şanlıurfa'da siyaset kutuplaştırma üzerine, ötekileştirme üzerine nasıl daha çok oy alabilirim, bilirim üzerinedir. Ben Saadet Partili Şanlıurfa milletvekili adayı olarak Rıdvan Söyemez olarak şunu açıkça ifade ediyorum. Kutuplaştırma olmasın. Ötekileştirme olmasın. Tek bir kardeşimizin tırnağına zarar gelmesin. Cenab-ı Allah bize hiçbir şeyi nasip etmesin. Yeter ki bu memlekette insanlar karşı karşıya gelmesin. Yeter ki ne olursa olsun peygamberler şehri Şanlıurfa eski huzuruna kavuşsun. Yolda gelirken şimdi vatandaşlar beni durdurdu. Derler ki Sayın Vekilim daha önce de sizi izledik. Allah rızası için artık bu kutuplaştırmayı kaldırın. Bizler inançlı insanlarız. Bizler en zor dönemde AK Partili Şanlıurfalı milletvekili adaylarına destek verdik. Ama artık bittik. Tek umudumuz Saadet Partisi. Allah rızası için artık acıların yaşanmasını istemiyoruz. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu HDP'li de olabilir, AK Partili de olabilir, MHP'li de olabilir, komünist de olabilir. Bizler insanız ya. Birbirimizi kucaklamamız lazım Müslüm Bey. Ve son dönemlerde en fazla insanların yakındığı başka bir şey. Adaletsizlik. Hazreti Ömer'e sormuşlar. Devletin dinin nedir diye. Hazreti Ömer cevaplamış. Adalettir diye. Ya Allah rızası için siz fakirin, fukaranın çocuklarını adaletsizlikle perişan ederken kendi çocuklarınızı bugün en lüks yerlere gönderiyorsunuz. Geçen bir esnaf ziyaretinde bulundum. İlkokuldan tanıdığım bir öğretmenim. Ve öğretmenim koyu milli görüşçü. Bizlere hep şunu ifade ederdi. Bakın oğlum kesinlikle ne olursa olsun sizin pusulanız Kur'an-ı Kerim olsun. Hiçbir zaman adaletsizlikten şaşmayın. Hiçbir zaman devletinize karşı gelmeyin. Her yerde devlet millet bütünleşmesini sağlayın. Erbakan hocamızın dediği gibi sizler çocuklarınızı FETÖ'nün ve terör örgütlerinin okullarına gönderirseniz Siyonizme adam yetiştirirsiniz dedi öğretmenimiz. Ben kendisini bir esnaflık yapınca görünce gözlerim doldu. Çünkü niye atılmış diyorum hocam niye atılmışsın diyorum. Diyor ki bilmiyorum. Allah rızası için bir insanı işten attığınız zaman FETÖ'den olabilir, siyasi olabilir, başka bir şeyden de olabilir. Bunu somut olarak belirttin. Deyin ki Sayın Rıdvan Söylemez şu hatandan dolayı işten uzaklaştırmışsın. O zaman bizim de toplum olarak ne olursa olsun vicdanımız rahat olsun. Bazı siyasetçiler, bazı bürokratlar bir yerlere getiremedikleri zaman o bürokratlar hemen başlıyorlar dedikoduya. Dedikoduya bir müddet sonra başladıktan sonra ve siyasi güçlerini de kullandıktan sonra bu memleketin fakir çocuklarını perişan ediyorlar. Bu ultuda somut belge olmadan niçin atıldığını bilmeyen insanlarımızın da ben hepsinin yeniden yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun bu memleketin çocukları bizim çocuklarımız. Bugün işsizlik dünyanın en büyük çiftliği Şanlıurfa Ceylanpınar'da. Şanlıurfa Ceylanpınar'da kaç fabrika var Müslüm Bey? Siz bir gazetecisiniz ve Şanlıurfa'nın en tecrübeli gazetecisiniz. Yok diyemiyorum. Ben. Yok diye. Peki dünyanın en büyük çiftliğinin olduğu bir yerde bir fabrikanın olmaması nasıl bir şey Müslüm Bey? Neyden bahsediyorsunuz değerli arkadaşlar?
Siz kime iş imkanı sunmuşsunuz? Demek ki siz de sadece kendi yandaşlarınızı sağa sola almışsınız. Alımlar 4 yıl öncesine göre de 4 yıl öncesine kadar da bütün alımlar burayla yapılıyordu biliyorsunuz noter huzurunda. Şu an Şanlıurfa Ceylanpınar'da noter huzurunda yapılan tek bir alım yok. Bazı ailelerden 5 kişi çalışıyor. Bazı ailelerden 10 kişi çalışıyor. Bazı bayan arkadaşlarımız yazmışlar mezarlıklara işe gitmeden maaş alıyorlar. Biz de inançlı insanlarız. Ya benim Şanlıurfa'daki işsiz kardeşim, ya işsiz kaldığı için nişanlısıyla evlenemediği için intihar eden kardeşim, ya çocuğunu Antalya'ya, İstanbul'a, İzmir'e gönderdiği için geceden sabaha kadar ağlayan Akçakaleli annem, Harranlı annem, merkezdeki annem, bizler onlara ne diyeceğiz Müslüm Bey? Kadro, bir kadro olayı dediler. Bizler bu arkadaşlarımızı kadroya alınca Saadet Partili milletvekili adayları olarak dedi ki değerli arkadaşlar, size bu arkadaşlarımızı kadroya alacaksanız bizler sonuna kadar sizlere destekliyoruz. Yeter ki bu insanlarımız refaha kavuşsun. Peki şu an kadroya girmiş olan tek bir arkadaşım eş durumundan dolayı tayin isteyebiliyor musun bey? İsteyemiyor. Başka bir ile geçebiliyor mu? Hayır. Geçemiyor. Başka bir kuruma geçebiliyor mu? Hayır. Geçemiyor. Gerçi son dönemde Sayın Belediye Başkanımızın allem kullanmadığı sözleriyle beraber artık insanlar korkudan sabah gidiyorlar, gece hasta eve gelip evden çıkmıyorlar. Kitte çalışan müteahhit elemanlarımız. Allah rızası için sizler Salahattin Eyyubi'nin torunlarını açlıkla, sefaletle nasıl sınarsınız ya? Ne kadar çalışıyorsa o kadar maaş alıyor. Ne kadar çalışıyorsa o kadar sigortası yatıyor. Zaten size kadroyu aldığınız arkadaşa 5 kuruş fazla maaş vermedi. Sadece adı kadro. Allah rızası için bari bu kitteki kardeşlerimizi kadroya alın ki bu insanlarımız en azından kendilerini motive etsinler. Kadroya aldıkları arkadaşlarımızın da hepsinin tanzimatını yaktılar. Çiftçilerimiz. Ben de çiftçi bir babanın oğluyum. Şanlıurfa dediği zaman sanayi akla geliyor mu? Sanayi akla gelmiyor. Çiftçilik akla geliyor. Dünyanın en kutsal topraklarında bizler yaşıyoruz. Ama çiftçilerimiz ne yapıyor? Harap bir şekilde evlerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eskiden hani duyuyoruz büyüklerden bir çiftçiye böyle veya herhangi bir işi olana, esnafa gel bir devlet kurumunda çalış dediğin zaman çalışmıyorlarmışlar. Tabii yani çünkü benim ne işim olur? Çünkü arazi sahipleriydi. Şu an çiftçilerimiz kendi pahalarını bankadan çekemiyorlar. Evet. DEDAŞ diye bir sorun çıkmış. Peki bu Şanlıurfa'da, bu peygamberler diyarında, bu Türkiye'de bir baba yiğit, bir siyasetçi yok mu? Bu DEDAŞ'a sen kimsin ki sen haddini bildirecek bir baba yiğit yok mu? Benim çiftçimi mağdur edecek, perişan edecek. Benim çiftçim nereye gitsin? Ne olacak peki? Bunlar da bir müddet sonra ne yapacaklar? Karşılığını alamayacaklar. Şimdi hepsi tatil. Bursa'ya domateslere, Çorum'a şeker pancarına, soğana. Bu insanlar nereli? Şanlıurfalı. Bu insanlar kimin çocukları? Şanlıurfa'nın çocukları. Ben kendi halkımı dışarıda gördüğüm zaman, insanlara ırgatlık yaptığını gördüğüm zaman üzülüyorum. Allah rızası için artık yöneteceğimiz kendilerine gelsin. Biz bunu kendilerine sırf muhalefet olsun diye de ifade etmiyoruz. Çözsünler. Çiftçinin elektrik sorununu çözsünler. Saadet Partili milletvekili adayları olarak bizden daha iyi proje üreteceklerse bizler de kendilerini destekleyelim. Diyelim ki zaten benim çiftçim kazanıyor. Benim çiftçim dışarıya gidip insanlara ırgatlık yapmıyor. Benim çiftçimin parasına banka el koymuyor. Benim çiftçim devletine karşı bir silah haline gelip yolu kapatmıyor. Geçen sene hepimiz yaşadık. Ben Şanlıurfa'dan Ceylanpınar'a gidene kadar 3 saatte gittim. Niye? Kesinlikle bu insanların haklı olduğunu ifade etmiyorum yol kapatarak. Ama bu insanlar da yol kapatarak haklarını savunacaklarını düşünmüşler. Seslerini duymak. Tabii seslerini duymak için bunu ifade ediyorlar. 14 tane milletvekili adayımız var. Bir bakanımız var. Geçen dönemde bir bakanımız vardı. Ve bu arkadaşlarımız iktidarda olmalarına rağmen elektrik sorununu çözemediler. Şimdi Sayın Bakanım çıkmış diyor ki ben bayramdan sonra çözmezsem benden hesap sorun. 16 yıldır iktidardasınız.
Her şey sizden geçti. Şu an 3 dönemi dolan milletvekili arkadaşlarımız var. 2 dönemde milletvekili adayı olan arkadaşlarımız var. Allah rızası için siz ne proje sunup da gittiniz dediniz ki ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Güneydoğu halkı sayesinde sürekli seçilen, referandumda da bu bölgenin halkının müthiş oylarını alan, Şanlıurfa'da her zaman geldiği zaman yüz binlerce tarafından karşılanan Sayın Cumhurbaşkanımız. Siz hangi projelere bu Cumhurbaşkanı karşısına çıktınız da Cumhurbaşkanı olumsuz şey yap. Yani ben burada Sayın Cumhurbaşkanı övmek için söylemiyorum. Bakın ben Saadet Partili milletvekili adayım. Saadet Partisi milletvekili adayım. Niye bunu ifade ediyorum? Bu arkadaşlar projeyle gitmiyorlar. Şimdi 24 Haziran'dan sonra tekrardan meclise gidecekler. Her arayan arkadaşımızın hiçbir tanesinin talebi karşılanmayacak. İnsanlarımız peki ne yapacak o zaman? Yine başka yerlere sürgüne gidecek. Biz de bu memleketin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Bizim Şanlıurfa'ya sahip çıkmamız lazım artık. Bizler bu yüzden milli göççü kadrolar olarak ve baraj sorunumuz yok biliyorsunuz şu an. Saadet Partisi daha önce baraj sorunu olduğu için bize oy vermek isteyen arkadaşlarımızın daha geçen programda da ifade ettim. %70'i Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyordu. Ama inanın bu seçim bizler Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değil oylarımızın %70'ini onlardan %90 oy alacağız. %90. İnsanlar bunu bağırarak ifade etmiyorlar. Ama insanlar bunu bize ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz bu seçim ne olursa olsun Şanlıurfa'yı milli göğüşe artık teslim edeceğiz. Çünkü biz de artık bu memleketin çocuklarını istiyoruz. Biz de artık bizim derdimizde dertlenen insanlar istiyoruz Müslüm Bey. Evet, yani bu anlamda da aslında şey soracaktık biz de. O havayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Sanki bir sessiz kitle çok fazla haydi. Özellikle merkezde, belki kırsalda çok bir şey ifade etmez. Yani oyların en azından çok hani her şey böyle açık bir şekilde söyleyemez ama kırsal biraz farklı bir dünya diyelim ama. Tabii siz de gazete en azından görüşünü sizi çok iyi anlıyorum. Siz de gazetecisiniz Müslüm Bey. Görüşünü toplu size olarak söyleyebiliyorum ama sen bu çok, merkezde. Sen çok gerçekten tebrik ederim seni. Siz çok açıkça ifade ediyorsunuz yani bu dönemde Allah razı olsun bu halkın inşallah sesi oluyorsunuz gerçekten. Biz elimizden geldiğince çünkü ben bir siyasetçi değilim. Bir siyasetten taraf olmam için bir sebep yok. Çünkü beni şu anda Saadet Partili izliyor. Birazdan AK Partili seçmen izleyecek. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili seçmen izleyecek. Hepsi bizi evlerine konuk ediyorlar. Bu şekilde bizi tanıyorlar, bizi seviyorlar. O yüzden hepsinin ortak faydasına olan şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Allah bizi de bu yoldan ayırmasın. Amin ayıracağı inşallah. Gün önce canımızı alsın amin diye de daima dua ediyoruz. Merkez biraz farklı dediğim gibi. Kırsalda insanlar fikirlerini direkt beyan edebiliyor ama merkezde ciddi anlamda bu insanların içinde yaşıyoruz biz. Sessiz bir kitle var. Yani çok samimi olduğun dostuna dahi Allah aşkına ya kime kimse vereceksin dediğin zaman yani top koşturuyor. Size güvenmiyorsa konuşmuyor. Size güvenmiyorsa konuşmuyor. Aynen. Ama size güveniyorsa hemen diyor ki. Yani o şekilde de işte bir anket yapmak zor. Onda bir oluyor. Yani cevap veren sayısı. Bir kitle var. Bu kitlenin içerisinde Saadet Partisi nasıl bir avantaja sahip? Müslüm Bey, Saadet Partisi bu seçimde birinci parti olarak çıkacaktır. Şu an insanların hepsi şunu ifade ediyor. Diyorlar ki sizin baraj sorununuz yok. Siz bu memleketin çocuklarısınız. Siz kutuplaştırmayı kaldırmaya çalışıyorsunuz. Siz ötekileştirmeyi kaldırmaya çalışıyorsunuz. Siz sizin gibi düşünmeyen insanlara da saygı gösteriyorsunuz. Ve Şanlıurfa öteden beri milli göçün kalesi olmuştur zaten. Bizler öteden beri hiçbir yerde almadığımız desteği Şanlıurfa'dan almışızdır. Ve Şanlıurfa halkının özellikle mütedeyin AK Parti'ye biraz önce de ifade ettiğim gibi oy vereceğini ifade eden insanların %90 diyor ki rahat olun. Bu seçim siz de Saadet Partililer olarak en az 8 tane milletvekili çıkaracaksınız. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran'dan sonra hani bir çünkü şey var. Hani bunu söylemek bize düşer mi düşmez mi bilmiyorum ama sonuçta biz de bu şehirde yaşayan insanlardan biriz. Yani çünkü bir ağırlığı olan bir parti. Tabii Saadet tabii. Partisi bugün şey derlerdi şey tabirle milli selametçi falan. Refah Partisi, milli selamet partisi. Ve inançlı çünkü, insanlar yüzünden tabii, inanılmaz sürekli kapatılmış bir parti. Kitlesi var.
Geçtiğimiz yıllarda birçok belediye başkanının Saadet Partisi neredeyse kepenkleri kapatmış dediğimiz il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları nerede bilmediğimiz halde belediye başkanları Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçildiler. Sürekli böyle bir milli görüşten insan sayısı Urfa'da hayli fazladır. Ama bunun işte bir bölümü AK Parti'dedir, biri MHP'dedir, biri CHP'dedir, ayrı bir konudur. Milli görüşü gider mi gitmez mi? Bu ayrı bir şeydir. Yani insanlar belki kendi dediğiniz gibi baraj sorunu demiştir, başka yere gönül vermiştir. Bu seçimde tabii baraj sorunu olmaması bir avantaj gibi görünüyor. Ama sonuçta işte yine bu şeyde bitiyor. Sokakta insanlara dokunmakla bitiyor. İşte izah etmekle bitiyor. Bu kapsamda da çalışmalarınızın çoğunu da biz de yine herkes gibi gerek sosyal medyadan gerek burada okuduğumuz haberlerden görüyoruz. Bizim için ben her zaman söylüyorum hangi partinin hangi milletvekilinin olduğu hiç önemli değil. Bu şeyde yeter ki birileri hizmet getirsin, hak ettiği değeri versin. Bu ölçüde de emeği geçecek olan herkese şimdiden ben teşekkür ederim. Son 5 dakikaya geçtik Sayın Vekil adayı. Son 5 dakikayı size bırakacak olursak seçmenlerinize, izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum. Bizler siyasi görüşlerimiz ayrı olsa da, bizler renklerimiz ayrı olsa da, bizler görüşlerimiz ayrı olsa da, bizler aynı memleketin insanlarıyız. Ve bizler kardeşiz. Bizler bir seçime gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz. Hiç kimse için birbirinizi üzmeyin. Hiçbir siyasi parti için birbirinize sırtınızı dönmeyin. Hiçbir makam için, hiçbir mevki için ne olursa olsun birbirinize düşmanlık etmeyin. Saadet Partililer olarak, milli görüşçüler olarak Şanlıurfa halkımızdan destek bekliyoruz. Artık Şanlıurfa özlem duyduğu milli görüşe tekrardan kavuşmalıdır. Çünkü Şanlıurfa'nın yegane kurtuluşu milli görüş kadrolarıdır ve milli görüşten aday olan milletvekili kardeşleridir, bu halkın kardeşleridir. Bizler de milli görüşler olarak Şanlıurfalı halkımızın sonuna kadar ne olursa olsun haklarını koruyacağız. Bu ultuda başta inançlı halkımız olmak üzere. Başta kendini Şanlıurfa'nın yerlisi sanan ve kendini Şanlıurfa'ya adamış, Şanlıurfa'ya gönül vermiş insanlarımız olmak üzere tüm halkımızdan 24 Haziran seçimi için destek bekliyoruz. Cenab-ı Allah bizlere güç kuvvet verirse biz de Şanlıurfa'mızı mecliste en iyi temsil edebileceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Bizlerin tek bir gayesi var, Şanlıurfa. Bizlerin tek bir sevdası var, Şanlıurfa. Bizlerin tek bir amacı var, Şanlıurfa'yı daha ileriye götürmek. Ve bizlerin ne olursa olsun, siyasi görüşümüz ne olursa olsun tek bir kaygısı var. Bu memlekette bozulan, bu memlekette ötekileştirilen, bu memlekette artık insanların birbirine düşman gibi baktığı bu havayı artık bitirmek ve birbirimizle kucaklaşmamız Müslüm Bey. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. Süreç daha var, 24 Haziran'a kadar tekrardan yine bir programda görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Yine tabii konuşacağımız şeyler olacak haliyle. Her zaman biz söylüyoruz sevgili izleyenler, bu insanlar bizim insanlarımız. Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, AK Parti. Bu partiler bu ülkenin partileri, özellikle de Şanlıurfa'da da bu insanlar nitekim buraya, bu şehre hizmet vermek için ben de varım demiş insanlar. Ve bizler ne yapacağız? 24 Haziran'da gidip perdelerin arkasında kendi oyumuzu kullanacağız, elimizi vicdanımıza atacağız. O yüzden birbirimizi hiç kırmayalım, hiç üzmeyelim, buna hiçbir şekilde değmez. Bir de Müslüm Bey, şunu da ifade, çok özür dilerim, programımız bitiyor. Bir de şimdi benim Şanlıurfa, özellikle Ceylanpınar dünyanın en fazla güneş gören ilçesi. Bu çiftçilerimizi bu telaş belasından kurtarmak için bir güneş enerji sistemi en azından kursunlar. Bu halka yardımcı olsunlar. Peki, buyurun. Çok teşekkürler. Ve Güneydoğu TV'den de ayrılmıyorsunuz sevgili izleyenler. Az sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda 27. dönem adayı Mehmet Ali Cevher'i bizlerle birlikte olacak. Kısa bir araya gidiyoruz.